Merhaba sevgili gençler. İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı her gün yeni yeni açıklamalar gelmektedir. Fakat bugünkü açıklama bizleri çok daha fazlasıyla ilgilendiren bir açıklamaydı. Peki ilk açıklamamız neydi? İlk açıklamamız Milli Savunma Üniversitesi açıklamasıydı. Bakın bu sınavın yapılış tarihi bir kez daha ertelendi ve sınav tarihi 14 Haziran 2020 Pazar günü olacak. Peki bundan sonraki açıklama neydi? Bakın bu açıklamadan sonraki açıklama bizleri çok daha fazla ilgilendiren bir açıklamaydı. Bu açıklamada nelerdendi bakın. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk hocamız şöyle bir açıklama yaptı ve bu bizim içimizi çok rahatlattı. Dedi ki YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz lütfen rahat olunuz dedi. Ve bundan sonraki açıklamada kafamızdaki soru işaretleri vardı bir takım ve onlar tamamıyla yok olmaya başladı. Peki bu açıklama neydi? Bu da 9, 10 ve 11. sınıf müfredatına ek olarak bakın dikkat edin buraya 12. sınıfın 1. döneminden sorumlu olacaktı. Demek ki bundan sonraki sınav müfredatında 12. sınıfın 2. döneminden sorumlu olacakmışız. Peki bu açıklama bizim yüreğimize su serpti. Bakın bizleri birazcık olsun rahatlattı. Kafamızdaki soru işaretlerinin tamamını giderdi. Hani demiştik ki işte Mart'ın 15'inden sonra mı sorumlu olacak? Daha önceki mi sorumlu olacak? O tamamen ortadan kalktı. Artık ikinci dönem tamamıyla yok. Bakın ne çok bizleri düşündüğü bakanımızın burada ortaya çıktı. Bizler için gecesini gündüzünü kattığını bir kez daha ispatlamış oldu. Sayın Bakanımız iyi ki varsınız. Bakın bu açıklamadan sonra teker teker müfredatlarımızı inceleyelim. Gelelim matematik müfredatına. Matematik müfredatında 9, 10 ve 11 aynen kaldı. Peki 12. sınıfın 1. dönemi de var. Burada neler vardı arkadaşlar? Bakın logaritma vardı, diziler vardı ve trigonometri vardı. Bunlar duruyor. Peki bizleri rahatlatan ve bizlerin kafamızdaki soru işaretlerini gideren neydi? Limit çıkmadı bakın. Türev olmayacak. Fonksiyonun mutlak ve yerel maksimum noktalarının belirlenmesi olmayacak. Maksimum ve minimum problemlerin çözümü olmayacak. İntegral bakın her sene 4-5 belki de 6 tane soru gelen integral olmayacak. Çember analitiğiyle olmayacak. Ki bu konular bizim çalışmamızın büyük bir zamanını teşkil ediyordu. Gelelim fizik müfredatına. Matematikten sonra en çok merak ettiğimiz konu ve bizleri zorlayan, özellikle sayısalcıları zorlayan branşların arasında fizik geliyordu. Peki fizikte neler değişmiş? Onlara bakalım. 9 sabit, 10 sabit, 11 sabit. 12. sınıfın 1. dönemi de duruyor. Peki 12. sınıfın 1. döneminde biz neler gördük bakın. Düzgün çembersel hareketi işledik. Açısal momentumu işledik. Kütle çekim kuvveti Kepler kanunlarını işledik. Basit harmonik hareket konusunu işledik. Yay ve su dalgalarını işledik. Kırılım ve girişimi işledik. Birinci dönemi bitirdik. Demek ki biz bu sorulardan mesulmuşuz arkadaşlar. Peki bakıyoruz ki ikinci döneme bakın. Koskoca konular var bakın. Kaç tane konumuz çıkmış. Doppler ve ses dalgalarından soru gelmeyecek. Elektromanyetik dalgalar onlardan yok. Modern atom teorisi bakın Bohr atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli bunlardan da sorular gelmeyecek. Büyük patlamalar bundan da yok. Atom altı parçacıklar, kuarklar, mezonlar, baryonlar onlardan da soru yok. Siyah cismin ışımasından soru yok. Bakın fotoelektrik olayı, ışığın metal yüzeyden elektron kopartması olayından soru gelmeyecek. Einstein özel görelilik teoremi ondan da soru yok. Bir de modern fiziğin uygulamaları bu ledler. Onunla da soru gelmeyecek. O da bizi rahatlatan konular. Şimdi gelelim kimya müfredatına. Kimyada da değişmeyen ne vardı? 9, 10 ve 11. sınıfın müfredatları sabitti. 12. sınıfın 1. dönemi de sabitti. Peki biz 12'nin ilk döneminde ne görmüşüz? Bakın elektrokimya kaldı. Karbon kimyasına giriş kaldı. Ve hibritleşme kaldı. Peki bunun dışında 2. dönemki konulara bir göz atalım bakın. Neler var? Yaklaşık 2 dönemki konularda 8-9 tane konu çıkmış bakın. Bunlar nelermiş? Molekül geometrisi yok bakın. Alkanlar, alkenler ve alkinler. 3'ü yok. Aromatik bileşiklerden gelmeyecek. Alkol ve eterler gelmeyecek. Aldehit ve ketonlar
ve karboksilik asitlerden soru gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi gelelim son olarak da biyoloji konularına bakalım. Biyolojideki sabitler nelerdi? 9, 10, 11 ve 12. sınıfın 1. döneminden sorularımız var. Peki 12'nin 1. döneminde neler varmış? Nükleik asit proteinin sentezi var. Bakın biyoteknoloji var. Fotosentez var. Kemosentez var. Peki biyolojiden çıkan konular nelermiş? Onlara bir dikkat kesilelim. Solunumdan bakın. Solunum yok. Bitkide yapı yok. Bitkide hormon yok. Madde taşınması yok. Ve bitkide üreme yok. Peki sevgili gençler, artık kafamızda soru işareti kalmadı. Var gücümüzle ve bütün konsantremizle evde kalıp eksiklerimizi düzgün bir şekilde çıkartıp onların tekrarını yapıyoruz. Bakın bütün yayın evleri online deneme sınavlarını sizin hizmetinize açtı. Evde kalıp oradan online denemeleri yapıp onların değerlendirmesine göre eksiklerinizi giderebilirsiniz. Gittiğiniz kurumlar online sizleri her konuda desteklemektedir ve sorularınızı çözmektedir. Demek ki biz bunlara uyduğumuz sürece inşallah başarıya ulaşacağız. Evet sevgili gençler, bakın bakanımızın dediği gibi biz de sizlerle beraber bu süreçte her türlü katkıya hazırız. Ve diyoruz ki hayatta kalın, evde kalın. Herkese başarılar.